الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي وعصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا في إن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bir kelime-i şehadet ve bir Fatiha-i Şerife deyip geçmeyelim. Bunların çok büyük değerleri vardır. Allah indinde kıymetleri vardır. Bir Fatiha-i Şerife Seb'ul Mesani 7 ayet-i kerimedir. Her bir ayeti bir Kur'an kadardır. Hadis-i Şerif'te buyuruluyor. Bir Fatiha ile Fatiha'nın dışındaki 7 Kur'an tartılsa Fatiha ağır gelir. Dolayısıyla bir Fatiha 7 hatim sevabı kazandırır. Ondan sonra kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet çok büyük içtir. Burada bir kişinin okuması bile çok büyük iştir. Bu kadar insan birlikte okuyor. Bunların sevabıyla makabir, Müslümanların kabirleri nura kark olur. Azapları defuraf olur. Tabii. Evliyaullah'tan birisi diyor, Mekke mezarlığında oturuyordum. Ziyarete gittim. O arada dalmışım. Daldım diyor, kafamı mezar taşına dayadım. Şimdi Vehhabiler mezar taşın başı bırakmadılar orada ama o vakit var idi. Mezarların isimleri yazılıydı, belliydi. Böyle bir de baktım diyor, bütün kefenleriyle kabirdekiler kalkmışlar. Ben de şaşırdım kaldım, dedim mahşer mi kuruluyor? Dirilme zamanı mı geldi, size ne oluyor? Dediler ki birisi kabristandan geçerken 11 İhlas-ı Şerif okudu, bize hediye gönderdi. Bir senedir onu bölüşüp duruyoruz. Tezkiretül Kurtubi de İmam-ı Kurtubi naklediyor bunu. Ben orada gördüm. Çok büyük eser. Aziz İbni Abdüsselam Hazretleri mübarek çok büyük alim idi fakat bu ölülere hediye ulaşmasını kabul etmezdi. Vefat ettikten sonra cemaattan biri gördü. Efendi Hazretleri nasılsın, çok iyiyim. Durumlar nasıl dedi, geliyor mu hediyeler dedi. İşler değişti dedi, evladım bura başka işmiş dedi. Ben fetvayı yanlış vermişim dedi. Bir de bakıyorum ki dedi, bütün millete hediye, Allah'ın öyle fazla kerebini gördüm ki dedi, hediyeler ulaşıyor dedi. Hediyeler ulaşıyor. Onun için bir kelime-i şehadet, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellemle vudaatü semavat vel ard fi kiffetil mizan ve hadil kelime fi kiffetin uhra ve turuccahat hadil kiffetü alel uhra. 7 kat gökler ve yerler ve içindekiler ve arasındakiler terazinin bir gözüne konsa, bir kelime-i şehadet öbür kefeye konsa hepsini alır aşağı. Böyle bir kelime bu. İman kelimesi bu. Efendim, hadis-i şerifte yakında gördüm. Dün, evvelsi gün gördüm. Nasıl ki siz gazetede görüyorsunuz bir şeyler, ben de öyle kitaplarda görüyorum her gün bir şeyler. Siz her gün bir şeyler görüyorsunuz ya, gazetenin köşesinin ucunda, kenarında, arka sayfası, ön sayfası, evir, çevir, uğraş. Neyinize yarayacaksa öyle bakarsınız onlara. Ben de devamlı kitap baktığım için ne bakarsan onu görürsün. Efendim, ne müjde, ne müjde. Dedim ki, bu müjde dedim inşallah bize, hepimize müjde olsun dedim. Sevindim. İlk de size nasip oldu söyleyeyim onu. Evvelce de rivayet etmiş olabilirim tabii. Ama senelerdir buraya da bu rivayeti yapmamışız. Kıyamet günü bir kulun sevapları, günahları mizanda tartılacak. Vel veznu yevme izinli hakku.
O gün terazi mizan haktır. Kulların sevapları, günahları tartılacaktır, Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Bunu inkar edenler var. Ya bu ayetle sabittir, bu inkar edilir mi? Sırat haktır, mizan haktır, kabirdeki haller, mahşerdeki durumlar, muhbir-i sadık aleyhissalatü vesselam her haberi doğrudur. Ne buyurduysa aynen çıkacaktır. Terazide sevap günah tartılacak. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Sevap tarafı ağır basanlar felah bulacak. Bak dikkat et. Eşit gelenlere demiyor. Ağır gelenler diyor. Yani günahı sevabı denk gelse kurtuluş yok. Bir sevap fazla lazım ki seçim gibi. 1 milyon reyo aldı, 1 milyon reyo aldı. Ne olacak? 1 milyon bir alsak belediye reisi olur. Mesela. Bir eylen olan yok mu seçilen? Bir hasene ağır gelse kurtulacak. Ama denk gelse Mevla buyuracak, ben ağır gelen buyurdum. E ne olacak şimdi benim durumum ya Rabbi? Gez dolaş bakalım. Aran eşten, dosttan, anadan, babadan, yardan, kardeştan bir şey bulursan onu da kabul ediyorum fazl-ı keremimle. Halbuki senin amelin değil ama bağış alıyorsun. Orada bile onu kabul ediyorum diyor. Çünkü senin amel etme durumun bitti. Dünya alemi kalktı, amele imkan yok. Orada 5000 la ilahe illallah desen bir kuruş cevap yok. Onun için bir tane ekleyemezsin. Ama sen dünyada yapmışsın ya, sen dünyada yaptığından bir tane buna versen, Mevla ona veremezsin demiyor. Onu kabul ederim diyor, verebilirsin diyor. Bağışı kabul ediyor orada da. Orada da euro geçmez, dolar geçmez, YTL geçmez, eski TL geçmez. Ne olacak? Ancak anasına gidecek. Ana. Ooo yavrum. Hasret kaldık seninle. Binlerce senedir görüşmeyen var. Kabirden kalkmış mahşere. Anasını binlerce senedir görmemiş değil mi? Adem Aleyhisselam'dan beri millet yatıyor mezarda. Binlerce sene geçti. E bunların hep anası var, çocuğu var. Bu millet analardan doğdu. E bunlar buluşacak. Şimdi bile ölen kim bilir mahşer kaç yüz sene sonra? Binlerce diyemeyiz artık, yanaştı da. Yüzler olabilir. Yüzlerce olabilir. Birkaç yüz, birkaç asır daha olabilir tabii. Allahu alem. Ama bu bin, ikinci bin tamam. İkinci bin dediğimizden kastımız nedir? 1426'dayız. Ne kalmış? Yani 570 küsur sene. Bir şeysi var 2000'in tamamlanmasına. Bununla biter Allahu alem. Bunu geçmez Allahu alem. İlk bini geçmez dediler ama 426 sene geçti şimdi. Ama bu ikinci bini Allahu alem geçmez. Bunun içinde olur. Ya bunda da az zaman yok. Kaç asır var? Kaç asır var? Bazıları hemen geldi, gelecek Mehdi geldi, Deccal çıkacak. Yaklaşıyor. Şimdi ölenin kıyameti zaten kopmuştur. Ona ne? Ardından ne olmuş ne olmamış. Kendi defterine bir şey yazdıramaz. Neticede efendim anasına gidecek, binlerce sene görmediği anasına hasret. Anacığım, yavrucuğum, lazıs edecek uşağım, neyse işte sarıldılar, ettiler. Değil mi? Efendim hasret gideriyorlar. Koklaşıyorlar. Efendim. Şimdi gelelim sadede. Mevzu ne? Küllü şeyin yetevekkafu ilel mangır demiş adam. Her şey buraya dağılıyor. Oranı, buranınki paraysa oranınki de sevap. Ne yapacak? İlla ki Mevla nereden buldu buluşturdu? Milyarlarca insan. Ondan sonra trilyonlarca cin, melek, hepsi karışmış. Bunların arasından efendim nasıl bulacaksın ananı? Şimdi hacca gidiyor adam, 2-3 milyon hacı var. Başka şirketle gideni hiç göremeden döner bazı kere. Buluşmak zor. Orada Mevla bulduracak, buluşturacak. Mevla'ya kolay. Ana sen beni yemedin, yedirdin, içmedin, içirdin, giymedin, giydirdin. Efendim bana bu kadar iyiliklerim var. Evet.
ona hatırlatıyor. E şimdi öyle yavrum şudur budur anladık ama netice ben senin hasenatından bir haseneye, tek bir sevaba efendim muhtaç oldum. Bir hasene nasıl kazanılıyor? Çok kısa misal veriyorum size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her kim sabahleyin Sübhanallahi ve bihamdihi tesbihini 100 kere okusa ona verilir 1000 hasene. Bak bak bak. 100 kere Sübhanallahi ve bihamdihi 1000 hasene. Öbürlerini saymıyorum. Her Sübhanallah dediğin namazın, abdestin, işran, kuşluğun, zikrin, fikrin onlar saysan. İnsan nasıl ki şimdi dolar milyarderi derler. İnsan şu anda dünyada bir günde, 2 günde hasenat milyarderi olabilir. Hasenat milyarderi. Olabilir. Yani imkan var. Öyle kazançlar var ki, öyle kazançlar. Benim dua kitabımda bir hazineler var ki benim dua kitabım. O dua kitabında amel edenler. Ahirette çok zengin giderler. Mesela orada diyor ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike lehu ilahen vahiden ehaden samaden lem yettehiz sahibeten ve la veleden ve lem yekun lehu kufuven ehad. 11 kere günde söylese, 11 kere. Ne var diyor ona? Ketebellahu lehu 40 elfe elfe hasene. 40 milyon hasene. 40 milyon hasene. Bunun 11 tanesi 5 dakika tutmaz. 40 milyon Tirmizi hadisi, hadis sahih. 40 milyon hasene. Adama ne lazım oldu mahşerde? Tek bir hasene. Denk geldi, bir haseneden canı çıkacak şimdi. Bir haseneden. Bak şimdi, kelime-i şehadetin o uzun, yani o kelime-i şehadet uzun. Demin okudum ya. 40 milyon hasene. Bu nerede bulunmuş? Bu dünyada bulunur bu bolluk ya. Bu bolluk dünyada bulunur. Onun için dünya, yemek içmek, eğlenmek, gülmek bakımından 10 kuruş etmez. Ama ahireti kazanmak bakımından, ahiretten de kıymetlidir. Dünya cennetten de kıymetlidir. Ne bakımdan? Yemek, içmek, eğlenme bakımından 5 para etmez. Esas hepsi cennette var. Ama cenneti kazanma yeri olmak bakımından cennetten kıymetlidir. Çünkü cenneti, o ahirette cenneti kazanamaz. Burada kazanırsın. Onun için uyanıklardan olalım. Ahiret karımızı tercih edenlerden olalım. Vaktimiz, dakikamız, saniyemiz değerli. Neyle geçiriyoruz? Neyle amel ediyoruz? Bunlar hep sorulacak. Bak şimdi elhamdülillah hacı kardeşimizin mevlidinde, içtimağında bulunuyoruz. Burada ayet hadis konuşuyoruz. Ne kadar kazanıyoruz değil mi? Şunu şurada huzur-u meclis-i ilmin bir ilim meclisinde bulunmak ehtalü min salat elfi rekatin 1000 rekat kılmaktan üstündür. 1000 rekat nasıl kılacaksın bir saatte? Gecede bile kılamazsın. Ve huzuri ve şuhudi elfi cenazetin 1000 tane cenaze kılmaktan üstündür diyor. Bir cenaze kılmak ne? Men ittiba cenazede müslümin fe lehu kıratun. Bir Müslümanın cenazesinde kılsa diyor, kırat alır. Kırat nedir? Küllü kırat misli Uhud. Uhud da o kadar hasene. Bir Müslümanın cenazesinde kılsa. Mezara giderse 2 kırat alır diyor. 2 Uhud da o kadar. Peki bir sohbet dinlese ne olur diyor? 1000 cenazede bulunmuştan eftal olur. Neden? Çünkü hepsinin yolu buradan geçiyor. Bilmeden ne yapacak? Efendim. Ve iade delfi meridun. 1000 hastayı ziyaretten üstündür diyor. 1000 hasta ziyaret. 1 hastayı ziyaret ne demektir? Emma inneki levuddevle ve ceddeni indi. Allah-u Teala ziyaret demektir. Ne buyuruyor? Hastayı ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun Allah buyuruyor. Yani hasta ziyareti Mevla ziyaret. Bir sohbette bulunsa diyor 1000 kere Mevla ziyaret. Bunları iyi hesap yapmak lazım. Kar, zarar ne getirir, ne götürür, ne işteyim, hangi ameldeyim, dünyama mı yarar, ahiretime mi yarar, nereme zarar? Bunları Müslüman hesap etmekle mükelleftir. Ha, inanmayan hayvandan beter, sonu cehennem. Ama inanan ölçülü gidecek. Efendim, şimdi bu kişi anasına gidiyor. Anacığım, efendim bir hasenene muhtacım diyor. Aksi takdirde ne olacak? Cehenneme gitme durumum var diyor. Mesela tehlikeli. Annesi duruyor, düşünüyor. Diyor ki, evladım, senin durumun vahim. Fakat benimki senden vahim. Çünkü benim daha hesabım hiç görülmemiş. Seninki yine denk gelmiş. Belki benimki hepten eksik de gelebilir. Onun için diyor, ben sana kusura bakma, bir sevap dahi veremem.
Oradan babasına gidiyor, aynı cevap, amcası öyle cevap, dayısı, karısı, hanım! Aa, buluştular karı koca. Hanım, derdin bana canım. Ne oldu şimdi canım? Bir sevap lazım, bir sevap. Karı, Hurst Efendi rahmetliye mezarına beni vasiyet etti. Çok severdi beni. Sonra elhamdülillah bana ayrı mezar nasip oldu Efendi Hazretlerimizin yanına. Efendi Hazretleri buyurdu, bana yakın bir mezar al kendine, orada bana tefsir okursun. Böyle buyurdu. Hemen ondan sonra birisi hediye etti bana. Orada parayla da mezar bulunmuyor. Hurst Efendi dedi, ben seni vasiyet ediyorum. 5 sene sonra ölürsen sen beni, bana gömüleceksin. Hanı, karısı küplere bindi. Ya beni vasiyet etsene, benim mezarım yok dedi. Seninle orada da mı uğraşacağım dünyada, canım çıktı seninle derdi. Şakacıydı çok. Rahmetli Hurst Efendi. Şimdi ooo karı hele. Anan öyle yaparsa karı ne yapmaz? Karı yolu değiştirir zaten. Seni mi görecek orada? Dünyada canım çıktı bu adam, bir de hak hukuk çıkarır şimdi. Ne var? Bir haseneye ihtiyaç var. Karısına da anlatıyorum. Başlıklar aynı, girişler aynı. Hasret gidermeler, görüşmeler neticesinde. Hanımı diyor ya, böyle bir teklif olur mu diyor. Ben de cehenneme girmek tehlikem varken sen böyle nasıl teklif yapıyorsun bana? Efendim, eli cebi boş. Dönüyor Mevla'nın huzuruna. Mevla mekandan münezzeh. Mevla bir yerde değil. Yani onunla görüştüğü yere, adam mekanda. O Mevla ile nerede görüştüyse evvelce, Mevla onunla nereden nida ettiyse oraya geliyor adam. Meyus, yani ümitsiz, başı bükük. Bulamadın mı diyor, halbuki Mevla hepsini seyrediyor. Bulamadım ya Rabbi. O zaman peki senin benim yolumda kardeşlerin, Allah yolunda arkadaşların yok muydu? Olmaz mı ya Rabbi? Çok vardı ama anam babam böyle yapınca hiç onlara lüzum görmedim yani müracaat etmeyi. Olur mu diyorum Mevla? Bir de onlara müracaat et. Yine ona yol gösteriyor. O da işte siz nasıl bugün efendim hac yolunda arkadaşlık, ilim yolunda arkadaşlık, cami cemaatinde arkadaşlık, zikir yolunda arkadaşlık, bu gibi Allah yolunda kardeşlik yapmışsın. Ekserum lel ihvani fiddin. Din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın diyor. Fe inne rabbekum hayyun kerim. Sizin Rabbiniz hayalıdır, keremlidir. Allah Teala diyor, ben utanırım diyor Allah. Allah. Mevlana buyurur, ben hayalıyım diyor, ben utanırım. Neden utanırsın ya Rabbi diyor? Yestahiyen yu'adzibu abdehu yevmel kıyameti beyne ihvani. Bir kuluna diyor, ihvan kardeşlerinin arasında kıyamet günü azap etmekten utanırım diyor. Halbuki ne çanaklar devirmiş, ne sütler dökmüş. Fakat millet onu görünüşte mübarek adam zannediyormuş. Halbuki iç hesabında bozuk. Mevla şimdi, ben bunu cehenneme atacağım, bu da müstehak ama bu kardeşleri çok üzülecek. Bunlar buna hüsnü zan besliyorlardı. İyi adam zannediyorlardı bunu. Hadi diyor onlardan utandığıma diyor, bunu da cennete gönderiyor. Böyle bir haya sahibi. Onun için kardeşinizi çoğaltın, cemaatinizi çoğaltın. Allah için tanışlarınız çoğalsın. Gidersen bir insana emri bil maruf yaparsan, namaza davet edersen, içkiyi bırak dersen, bir sohbet hediye edersen, o da senin sohbetinden, vesilenle yola gelirse, Allah için kardeş oldunuz. Yarın ahirette kimseden fayda gelmez, ondan gelir. Mevla ondan haya eder, seni de cehenneme atacaksa atmaz. Neden ki bu adam kaç kişiyi yola getirmiş, şimdi bunlar diyecekler, aa bu adam bize vaaz etti, bizi yola getirdi, bizi İslam'a davet etti, meğer kendi bozukmuş meğer, demesinler diye. Onlara bağışlar. Onun için bu işi artırmaya bakacağız. Cemaati, Allah yolundaki cemaatları. O arada bir ahiret kardeşiyle buluşur, onunla görüşür, efendim hasret giderdikten sonra, kardeşim ben senin hasenatından bir haseneye muhtaç oldum, çok zor durumdayım, yoksa cevabım günahım denk geldi, nereye gideyim? O da der ki, benim de senin gibi hesabım karışık, ben de şu anda kesin cennetlik olduğum kararım yok. Velakin, şimdi sen böyle, ben böyle, ikimiz de eksik noksan vaziyette, efendim hiçbirimize yaramayacak bu iş. Ben sevaplarımdan bir haseneyle senin mizanın sağ tarafın ağır basacaksa, ben sana bir hasenemi hibe ediyorum, hediye ediyorum, efendim
ben cehenneme de gitsem ne yapayım şimdi, bu sefer ikimiz de gideceğiz, kimseye yaramayacağına bari sana yarasın diye bir sevabını buna bağışlıyor. Bu da uça uça buldum diye Mevla'nın huzuruna varıyor. Rabbimiz her şeyi bildiği halde soruyor. Buldun mu? Buldum ya Rabbi. Kimden? Falan ahiret kardeşimden. Mevla bu sefer ona hatırlatıyor şimdi. Hiç düşünmüyor, ulan bu adam cehenneme mi gidecek, ne oldu? Ben buldum diye sevinip deniyor. Bu adam ne olacak? Onu düşünür mü? Gemisini kurtaran orada kaptan. E şimdi Mevla tabii şimdi, Mevla'nın üvey kulu yok, hepsi onun kulu. Mevla şimdi onu da düşündürüyor, ona hatırlatıyor. Yoksa o hiç mevzu açacak gibi değil. Mevla ona hatırlatıyor. Diyor ki, onun çok mu vardı da fazlasından mı verdi? O da bu sefer mevzu açılmışken tabii, ya Rabbi yok, o da çok tehlikeli durumdaydı ama o beni tercih etti. Yoksa hiçbirine yaramayacak. Ha, Mevla buyuruyor. Şimdi o kulum cehenneme girme tehlikesini göze alarak, cenneti kaçırmak var, bir de ateşe girmek var. Hadi cenneti kaçırsan da Ulu Cami'nin parkında yatsan yine kurtarırsın. Yani soğuk moğuk donup ölüyor millet ama yani misal, hani cenneti kaçırdım ama çoğumuzda çadırda yatarım. O da yok. İlla ateşe gireceğim. Başka yer yok. O zaman cenneti kaçırmayı göze aldı. Bir de bir ateşe girmeyi de göze aldı. Seni tercih ederekten sana bir hasenesini hibe etti. Senin cevabını, mizanını teskil etti. Ağır getirdi. Peki ben ekramül ekramin, erhamur rahimin iken, bu kadar cömert, bu kadar zengin iken, hiçbir endişem, korkum, kimseye sorgu sualim yok iken, ben nasıl o kulumu şimdi cehenneme göndereyim? Tut o kardeşinin elinden, ikiniz beraber gidin cennete. İşte Müslüman Müslümanı tercih ettiği zaman Allah hepsine birden rahmet eder. Ama herkes nefsini düşündüğü zaman hepsi birden belayı bulur. Mesele budur. Onun için önümüzde acayip günler olacak. Allah o gün yüzümüzü ak eylesin. Hesabımızı kolay eylesin. Birbirine şefaatimizi nasip eylesin. Herkes birbirine şefaati var bu Müslümanlar. Allah için birbirini seviyorlar. Hasımlık yok, hısımlık yok, ticaret yok, menfaat yok. Niçin bir araya geliyorlar? Sırf Allah rızası için. İşte bu, bunda büyük menfaatler var. Neticede neyi anlatıyoruz? Adamın sevabı günahı tartılacak, canı boğazına çıkacak heyecandan. Acaba ne tarafa ağır geldi? Şimdi açılıyor. Buraya bir namaz konuyor, sağ taraf ağır basıyor. O tarafa bir gıybet konuyor sol tarafa, bu sefer o kalkıyor şaha. Bir o ağır, bir o ağır, seçim sonuçlarından beter. Seçim sonuçları olsa ne olur? Milletvekili olacaktın da olamadın. Cehenneme mi girdin canım, olamazsan olama. Yani bir şey kaçırmıyorsun ki. Ya 20 milyarda yatırım yapmıştım, 30 milyar masraf ettim, boşa gitti. Ne yapalım canım? Demek ki kaç milyarım var ki 30'u boşa gitti. Durumun iyi demek. Buldunsa o kadar para, boş ver. Kazanamadıysan da cehenneme girmedin. Veyahut efendim üniversite imtihanına girdiler, sonuçlar açıklanıyor. Sonuçlar ne çıkacak? Oo, heyecandan çoluk çocuk ailen uykusu kaçtı. Neymiş, kazandı mı kazanmadı mı? Ya kazanamadıysa cenneti kaybetmedin ki canım, ne kadar heyecanlanıyorsunuz ya. Çok önemli bir şey değil bunlar. Ama oradaki çok önemli. Neden? Efendim sağ ağır gelirse cennet, sol ağır gelirse cehennem. Bundan daha heyecanlı bir yer var mıdır? İşte o gün hepimizin yaşayacağımız gün önümüzde. Can boğaza geliyor, çıktı çıkacak heyecandan, adamın amelleri açılıyor seçim sonuçları gibi. Bunu sağa koyun, bunu sola koyun. Ha, bir de ne var? Bir de var ki efendim, sevap tarafına bir kısımları, günah tarafına bir kısımları, herkesin iyiliği var, kötülüğü var. Ama esas bir de tehlike var. Nedir o? عَمِلُوا اَعْمَالًا ظَنُّوا حَسَنَاتٍ فَوَجَدُوا فِي كِفَّةِ السَّيِّئَاتِ. Büyüklerine buyuruyor. Bir de öyle var ki diyor, ameller yaptılar, hasenat yapıyorum sandılar, ahirette çıktılar, sevap zannettiklerini günah tarafında buldular. O ne olacak? Yani sen namaz diyorsun, namaz nereye konur? Sağa konur sanıyorsun. Ama namazı öyle bir kılmışsın ki, karga leşi eşer gibi, tavuk tane toplar gibi, pat küt pat küt, tadil erken yok, kıyam yok, kıraat yok, dümdüz. Ondan sonra o namazı koydular sol tarafa. Onu ne yapacağım bir de şimdi? Bir de o var.
Doğru yapmadığın işte başına iş açar. Onun için Allah Teala seyyiatımızı mahveylesin, seyyiatımızı hasenata tebliğ eylesin. Öyle adam da var ki onun da günahını sevaba çeviriyorlar. Öyle adam da var ki sevap yaptım sanıyor, günaha koyuyorlar. Ne olacak şimdi? Kul nasuh tevbesi ettiği zaman da Mevla Kur'an-ı Kerim'de vaat ediyor. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Kötülüklerini de iyiliklere çevirdiğim kullarım var diyor. Tevbe eder, imanını tazeler, salih amel işler, yeniden o günaha dönmez. Öyle pişman olur ki bir daha hiç aklına getirmez. O günahları sevaplara döndürür. İşte şuranın dağılmasındaki kazanç. Şimdi buradan inşallah dağılırken ne buyuruyor? Efendim, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ اَدُّونَ كِتَابَ اللّٰهِ. Evet. وَيَتَدَارُسْ لَوْبَيْنُهُمْ. Hangi bir kavm? لَا يَجْتَمُعُ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ın zikri üzere bir cemaat bir araya gelirse, bu cemaat şu anda bir araya gelme gayeleri nedir? Allah'ın zikridir. Allah'ın zikri ne demektir? Tesbih eline çekip de sadece la ilahe illallah demek değil. O da zikirdir ama bu da zikirdir. Çünkü Mevla'dan bahseden, onu hatırlatan bütün konuşmalar tefekkürdür ve zikirdir. Gerçek zikir Mevla'yı anmaktır. Öbür türlü eline tesbih alırsın da televizyonda karşısına geçersin. Bir yandan pallah 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 çekersin. Bir yandan da filmi izlersin. Öyle zikir olur mu? Ya. Bir yandan Kur'an okursun, bir yandan sağa solu gözlersin. Esas zikir nedir? Kalbin Allah'tan haberdar olmasıdır. İşte şu andaki toplantımızda maksat Rabbimizi hatırlamaktır. Onu anlatıyoruz, onu tanıtıyoruz, ondan bahsediyoruz, onun ayetlerini okuyoruz. İşte bu meclisten dağılmadan illa kıyleyum kumu mağfurun lekum kad beddet seyyiatikum hasenat. Kalkanlara ne denir çıkmadan evvel? Günahlarınız af olarak kalkınız. Ben sizin günahlarınızı silmekle kalmadım, hepsini sevaplara döndürdüm. Kaç ton günahın vardı girdin buraya, çıkarken o kadar ton sevapla çıkıyorsun. Günah sevap olur mu ya? İşte hadis-i şerif. Ayette de var Furkan suresi. Neticede adamın ahirette amel defteri önüne açıldığı zaman sevabı günahı ona gösterilirken o bakacak. Sevaplardan memnun olacak, günahlarından mahzun olacak. Halbuki o günahlara nasıl tevbesi etmiş, o onların orada çıkmayacağını tahmin etmiş. Ekranda gözükmeyecek yani. Kompütürde. Öyle zannetmiş. Bir de bakmış, şurada bir kadına baktın, şurada bir kıza yan baktın, şurada bir gıybet yaptın, şurada bir iftira yaptın, şurada bir zurna dinledin. Hepsi yazılı yazılı, küçük büyük ne varsa مَا لِهَدَ الْكِتَابْ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاءً. Amma da deftermiş be, ne küçük bırakmış ne büyük bırakmış, hepsini de yazmış zapt etmiş diye adamın aklı şaşmış. Hep ayet bunlar. O zaman şimdi orada bir de bakmış, mesela bir günah yapmış. İçki içmiş ama ondan sonra tövbe etmiş, daha da içmemiş. Evvelce içki içmiş. Şimdi diyor ki efendim, ya ben nasıl tövbesi yaptım, bu günahın silinmesi lazım hesaba göre. Burada çıktı kompütürde şimdi. Ne olacak? Ondan sonra küçük günahlardan başlayaraktan günahları da görünce ümidi kırılmış. Demiş biz yandık, arka defterleri hiç karıştırmayalım. Açtıkça çıkacak. Bunlar hele küçük, daha da büyükleri de var. Bizim ocağımız yandı diye ümidi kesmiş. Defter kontrol ediyor. Mevla buyuruyor. İkra kitabe. Kitabını kendin oku bakalım. Orada ben okuma bilmiyorum, şu Arapça anlamıyorum falan diye bir şey yok. Herkes okuma biliyor. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ. Senin hesabını sana gördüreceğim, muhasebeyi sen tutacaksın diyor. Başkasına muhasebe tutarsam, yanlış hesap yaptı ya Rabbi, itiraz ediyorum dersin, sen de burada uğraşamayız. Zaten 50 bin sene sürecek, bir de sen uzatma işi. Ne olacak efendim, hesabını, muhasebeni kendin gör, bana bilgi ver. Ya Rabbi ben cennetliyim veya ben cehennemliyim diye. Alt alta, üst üste, topla, çıkar, çarp. Nerenin adamıysan yoluna yürü. Onun için diyor, ensıf men ensafeke, ensıf men cealeke hasibe nefsik. Sana insaflı davranan Rabbine sen de insaflı ol. Senin hesabını meleklere bile tutturmuyor da hesabını senin kendine gördürüyor. Böyle bir insaf var mı? Sen de bakıyorsun deftere,
Sevaplar, günahlar toplama, çıkarma, ben cehennemlik olarak görünüyorum diyorsun. Ya Rabbi ben ateşi hak etmişim. Kimseye bir şey demeye lüzum yok. Efendim bu arada yalnız adam tabi şimdi karıştırıyor. Bu küçük günahları gördükçe, hele büyükleri hiç açmayalım derken, küçük günahtan üzülürken bir de bakıyor, tak o anda defterde karşısına bir küçük sevap çıkıyor. O günahın karşısında. Yani günah sevaba dönmüş ama Mevla onu baştan bir üzmek için, çünkü üzüntüden sonra sevinirse daha mutlu olur. Önce devesini kaybettirir, sonra buldurur ki elhamdülillah derken kıymetini bilsin. Anlıyor musun? Şimdi onun için günahı bir gösteriyor. Adam aman yandık, biz tövbe etmiştik, herhalde kabul olmamış tövbemiz. Bunlar çıktıysa burada biz yandık, ötekiler de çıkar derken hemen onu sildirtiyor. O kadar misilli yani. O ne kadar günahsa o kadar sevap. Bakıyor, aa günahlar sevaba dönmüş hakikaten. Sonradan listeyi kontrol ederken diyor ya Rabbi inneli zünüben mağrahahuna. Şimdi hesap yapıyor. Bu küçük günahlar diyor, küçük sevaba döndüyse demek büyük günahlarda büyük sevaba dönmüş olması gerekir. Ya Rabbi diyor, benim başka günahlarım da vardı. Onlar nerede göremiyorum ya. Allah adama diyor günahını bile arattırır. Yeter ki tevbesi nasıl olsun. O vakitte efendim Mevla ona büyük günahlar da tabi hep silmiş, büyük sevaplara dönmüş elhamdülillah. Gördün mü şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güldü ki bu hadisi mübarek anlatırken, en fazla gülmesi neydi? Kahkaha atmazdı. Mübarek dişleri çıktı. Dişleri çıkınca zaten arasından nur çıkardı, milletin gözü kamaşırdı. Öyle güldü mübarek ki adam günahını aramaya başladı diye. Bunu ne zaman anlatıyor? Kainatın efendisi dünyada. Bu ne zaman olacak? Ahirette. Ama Allah Teala neler olacağını şimdiden haber veriyor. Çünkü Allah'ın ilminde her şey olmuş bitmiştir. Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız efendim kıyamet koptu diyor. Cennet eli cennete girdi diyor. Çünkü bunlar mazi sigası. Allah'ın da mazi, muzari, hal, istikbal, geçmiş, gelecek bir andır. Allah'ın dinde zaman bölünmez. Allah'a zaman da geçmez. Celle Celaluhu. Sonrasının hakkındaki bilgisi geçmiş hakkındaki bilgisiyle aynıdır. Bizim nasıldır? Bizim bir saniye sonrasında bilgimiz yoktur. Ne olacak belli değil. Mevla'nın ilmiyle bizim ilmimiz kıyas edilir mi? Efendim demek ki ne oluyor? Adam günahlar yapıyor, sevap tarafında buluyor. İmam Gazali ne buyurdu demin? Öyle kullar da var ki diyor, sevap yaptım sanıyor, onu günah tarafında buluyor. Tersliği gördün mü şimdi? Bu tersliğe dikkat et. Yanlış yaparsan, efendim namazı yanlış kılarsan, orucu tutarken şartına riayet etmezsen, zikrin edebine riayet etmezsen, efendim haccın edebine riayet etmezsen ne olursun? Ne olursun işte belanı bulursun. Bak geçen size mi anlattım onu? Seni daha hac edecekler dedi. Bana hac edecekler. Geçen sefer anlattım herhalde. Ha, adam hacca gidiyor, farz tavafı yapmıyor. Ben yoruldum diyor, tamam bitti. Ya ne yoruldun, farz tavafın günü geldi diyor. Memlekete gidersek sana da hacı derler, bana da hacı derler. Ne fark eder diyor. İşte bu gibi hacıların haccı ne oldu? Sola geçti. Namaz sola geçti. Allah muhafaza, tatil erkansız kıldı. Bektaşlı diyor abdestsiz kıldı, buldu. Sen ne canın çıkıyor abdest alıyorsun diyor. Nereye geçer böyle namaz? Abdesti doğru alınmayan bir, taharetsiz olan bir namaz. Her şeyin şartı var. Onun için Allah Teala yaptıklarımızı salih olarak düşündüklerimizi Allah Teala amel defterimizde hasenat cihetinde gösterecek şekilde yapmaya muvaffak eylesin. Amin. El kaimun emeydin bil kitabı ve sünneli ve vecbul kamsine sıddikan. Öyle zaman gelecek diyor. İslam terk edilecek. İslam nişanları zayi edilecek. Küfür nişanları yayılacak. Müslümanlar arasında, Müslüman geçinenler arasında sünnetim terk edilecek. Sünnetime uyan yalnız kalacak. Uydurmalara uyan 50 arkadaş bulacak diyor. İslam'ı yaşayayım diyen diyor, elinde ateş gözünü saklayan gibi. Bıraksa sönecek, tutsa yanacak diyor. İslam'ı yaşamak öyle zor gelecek diyor. İşte o zaman da kitapla sünnetle yaşayanlara 50 sıddık sevabı vaat ediyor. Sahabe-i kiram da tahaccüb ediyor. Ya Resulullah minna aminküm. O zamanın sıddıklarından 50 sıddık mı diyor. Şimdi sahabenin içindeki sıddıklardan. Kale la bel minküm. Sizin içinizdeki 50 sıddık kadar olur diyor.
Niçin innekum tecidun alel hayri avanen? Siz bu zamanda hayır yolunda eş dost yardımcı bulabiliyorsunuz diyor. Cihada gidiyorum dediğin zaman da arkana bir şey, komşuna teslim ettiğin zaman da bak burada benim hanımım var, atım var, devam var, bağım var, bahçem var. Ben Allah yolunda çıkıyorum 2 ay 3 ay hizmete gidiyorum, cihada gidiyorum dediği zaman sahabeden birisi öbürü aynen ben senin yerine bütün vazifelerini yapacağım, ben gidemiyorsam sen git diyor. Ama şimdi bir adam dese ben Allah için ilim tahsil edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. E adam dükkanı kapasa namaza gitse yandaki komşu manyağa bak ne kadar müşteri kaçırdı diyor. Bir hayır yoluna arkadaş bulamayacak zamandayız. Onun için zaman zorlaştı, ücret pahalılaştı. Turfanda meyve az olur ama pahalı olur. Mevsiminde efendim bol olur, ucuz olur. Asr-ı saadette boldu. Sonraki zamanlarda boldu. Fatih Sultan zamanında İslam'ı yaşamakta ne zorluk vardı. Onun için o kadar ücret artılmamıştı. Şimdi turfanda zamanıdır. Serada yetişiyor. Biraz o zamanki kadar tadı tuzu güzel olmaz ama bahası ücreti fazla olur. Çünkü neden? Az var. Allah bizi azlardan eylesin. Allah bizi azlardan ayırmasın. Çünkü Allah ekseriyeti beğenmiyor. Azınlığı beğeniyor. Ve in tutu ekfera men fil ardı yudilluke an sebilillah. Habibim yerdeki yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni de saptırırlar diyor. Çoğunluğa uyma, azınlıktan ayrılma diyor. Çünkü azınlık hidayettedir. La tecidu ekserahum şakirin. Şeytan diyor ki sağından solundan önünden ardından geleceğim. Bu milletin çoğunu sana şükrettirmeyeceğim diyor. Onun için kalilun min ibadiye şekur. Hakkıyla şükreden az kulum çıkar Allah buyuruyor. Adam dua diyor Allah'a cealni minel kalilin ya Rabbi beni azlardan eyle diyor. Hazreti Ömer de bu ne biçim dua, hiç böyle şey duymadım diyor. Adam diyor duymadın mı ya Ömer, hakkıyla şükreden az kulum var, ben de onlardan olmayı dua ediyorum diyor. Hazreti Ömer de şaşırıyor. Küllün nas efkomun Ömer. Herkes benden alim çıktı diyor. Ömer'den daha alimmiş bu adam meğer diyor. Radıyallahu anh. Tevazu yapıyor tabii. Ne demek? Zaman zor. İşte Kainat Efendisi'ne Mevla bu hicreti, bu zorluğu niye çektirdi? Bize üsve-i hasene olsun. Bize örnek olsun. Biz de ona uyalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret yapıyordu ama kalktı oradan kondu oraya. Bir dakikada hicret yapıyordu. Biz şimdi zordayız demeyelim. O bizden çok çekti. Onu düşünelim diye.